Uzun bir aradan sonra kafe ve restoranlar hafta sonu mesaisi yaşadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrardan oturuma açılan kafe ve restoranlara tabii yeni düzenleme getirildi. Kademeli olarak çalıştırmaya başladılar. Tabii hafta sonu kısıtlamasının da kalkmasıyla birlikte kafe ve restoranlarda tekrardan hareketlilik yaşanmaya başladı. Kısıtlama gölgesinde boş kalan kafe ve restoranlarda müşteri yoğunluğu oluşmaya başladı. Valimizin söylediği şekilde bütün masa ara mesafeleri kapıda misafirlerimizin HES koduyla alıyoruz. Risksiz bir şekilde. Mesafe olsun, hijyen kuralları hepsini tam anlamıyla uyguluyoruz. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir. Kapasitemizi %50'ye indirdik. Normalde 220 müşteri alabiliyorduk. Şu an 106'ya indirdik. 50 masamız vardı, 32'ye indirdik. Nasıl istendiyse o şekilde ayarladık. Tabii belli bir yoğunluk oluyor. Yoğunluk anında kısıtlamalar çatısı altında. Alabildiğimiz kadar misafirimizi alabiliyoruz. Gönül rahatlığıyla gelinebilir. Kasım ayından itibaren kapalı kalan kafe ve restoranlarda işletme sahiplerinin yüzü gülmeye başladı. Masalarımız kalktığı an hemen dezenfekte işlemi yapılıyor. Yeni misafirimiz oturana kadar kuruması bekleniyor. Hemen misafir almıyoruz. O temizliği hissedildiği an yeni misafirlerimizi almaya hazırlıyoruz hemen. Kısıtlamaların kalkmasıyla kepenklerini kaldıran kafe ve restoran işletmecileri vatandaşlara çağrılarda bulundu. Ya mekanların oturma açık olması evet bizim için faydamıza. Ya zaten ne olursa olsun biz tamam iş yapacağız. Para kazanmak hepimizin amacı ama yine de işte ülkemizde maalesef pandemi sürecini sağ salim atlatabilmek lazım. Biliyorsunuz 17 Kasım'dan itibariyle kapalıydık. Daha yeni açıldık. Bundan sonra mekanların kapalı kalmaması için diğer esnaf arkadaşlarımıza da birkaç tavsiyem olacak. Yani sosyal mesafe kurallarına dikkat edersek arkadaşlar tekrar böyle bir şey başımıza gelmeyecek. Tamam şu an müşteri sayımız az ama 3-5 gün sonra belki de artacaktır. Sadece dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü tekrar başımıza böyle bir şey gelmesin. Biraz daha duyarlı olalım arkadaşlar.